Merhaba arkadaşlar. Hücre potansiyelini etkileyen etmenlerle ilgili ikinci videomuzdayız. Uygulamalar yapacağımız ikinci videomuzdayız. Burada test soruları üzerinden uygulamalar yapacağız. Siz de nasıl yaptığımızı öğreneceksiniz ya da kendiniz uygulayacaksınız. İlk örneğimiz. Yan tarafta arkadaşlar bir pil sistemimiz var. Alüminyum, nikel, standart hücresi hazırlanmış. Bize alüminyum ve nikel iyonlarının indirgenme potansiyelleri verilmiş. Buna göre diyor hangi ifade yanlıştır buna bakacağız. Şimdi öncelikle indirgenme potansiyeli ha bu arada şunu tekrar söyleyeyim. Burada e, yok işte nikel elektrodun kütlesi şuraya su ekledim falan diyor ya önce pil tepkimesini yazmak zorundasınız. Sakın unutmayınız. Baktım. İndirgenme potansiyeli eksi 1.66 eksi 25. Eksi 25 daha büyük. Demek ki nikelin olduğu yarı hücrede indirgenme olacak katot, alüminyumun olduğu yarı hücrede yükseltgenme olacak anot elektrot. Yazalım katot tepkimemizi ikinci kapta. İkinci kap dedim. Burada indirgenme olacak dedik. Nikel artı iyonları elektron alarak metalik nikele indirgenecekler. İndirgenme yazdığım için Standart değeri indirgenme potansiyeli yani eksi 0.25 volt aynen kalacak. Birinci kap bizim anot yarı hücremiz. Birinci kapta yükseltgenme olacak. Alüminyum elektrot. Elektron vererek sevgili arkadaşlar alüminyum artı 3 iyonlarına yükseltgenecek. İlk denklemi ters çevirdiğim için e 0 değerinde artı 1.66 volt yazdım. Şimdi bunları toplayalım biz ve e, pil tepkimemizi elde edelim. Nikel artı 2 suda. bunları da yazayım ki şimdi denge etkilen etmenleri. Aa neyi unuttum sevgili arkadaşlar? Hiç söylemiyorsunuz diyeceğim ama alınan verilen elektronun eşit işte olması lazım. 2, 3. Üç. Yukarı 3 ile çarpacağım. Hop nasıl atlıyordum. Aman unutmayın. Aşağıya 2 ile çarpacağım. Bu durumda alınan verilen elektronlar gidecek. Heh, şimdi 3, 2 az daha atlıyorduk. Denge olarak yazdım. Hop ve hop. Alüminyum artı 3 suda. Peki hücre potansiyelimiz ne kadar olacak arkadaşlar? Ya da pil potansiyelimiz. Bunların toplamı yani 1.66'dan 0.25'i çıkaracağım. Ee, 1.4 artı 1.41 voltmuş. Hücremizin potansiyeli ya da pil potansiyeli. Şimdi bakalım. Alüminyum anot elektrot mudur? Evet birinci kap anot yarı hücremiz olduğuna göre alüminyum anottur. Doğru. Standart hücre potansiyelimizi bulduk. 1.41 volt. B doğru. Birinci kaba sabit sıcaklıkta su eklenirse. Şimdi bakıyorum birinci kapta alüminyum artı 3 iyonlarımız var. Birinci kaba su eklemem demek alüminyum artı 3 iyonları derişimini azaltmam demek. E, alüminyum artı 3 iyonları derişimini azaltırsam tepkime de denge ürünler lehine bozulur. Ürünler lehine bozulduğunda da hücre potansiyeli artmak durumundadır. Dolayısıyla bu yanlış olur. Mesela denklemi yazmazsanız burada e, çok şansa bala bir şey yapmış olursunuz. Yazmak zorundasınız. Sıcaklık artırıldığında e, bütün bizim pil tepkimelerimiz egzotermikti. O zaman sıcaklığı artırdığımda denge girenler lehine bozulacağı için evet bu durumda potansiyel azalır. Nikel elektrodun kütlesi artırılırsa potansiyel değişmez. Çünkü elektrotlar katı halde oldukları için bunların dengeye bir etkisi yoktu. E, o yüzden elektrotlarda herhangi bir değişiklik potansiyeli değiştirmiyor. Sorumuzun yanıtı C seçeneği olur arkadaşlar. Bir diğer sorumuz. XY pilinin şeması ve standart hücre potansiyeli aşağıda verilmiştir diyor. Bakınız standart bu. 1 molar, 1 molar. Zaten şuradaki sıfır da bana bunu gösteriyor. Buna göre hangileri doğrudur? Şimdi bu e, şemaya baktığımızda ne olmuş arkadaşlar? X, X artı 2'ye yükselt gelmiş. Yani anotta X elektrot, elektron vererek X artı 2 iyonlarına yükselt geliyor. Bu taraf katotu gösteriyor. Katotta bulunan çözeltideki daha doğrusu y artı 2 iyonları elektron alarak indirgenmiş. Peki kimin yükseltgenme potansiyeli daha fazla arkadaşlar? X'in çünkü X yükseltgeniyor. Yani yükseltgenme potansiyeli dediğimizde yükseltgenme potansiyeli X'in Y'den daha fazla çünkü X yükseltgeniyor. Ha indirgenme potansiyeli de Y'nin fazla Y Y artikler de indirgeniyor. Dolayısıyla yükseltgenme potansiyelinin fazla olması X'in daha aktif olduğunu gösterir, elektron verme isteği daha fazla. Pil çalışırken X elektrodun kütlesi azalır mı? Evet çünkü X yükseltgeniyor ve elektrotta bulunan metal atomları iyon halinde çözeltiye geçiyor. X elektrodun kütlesi azaldı. Dış devrede elektronlar anottan katota hareket ederdi. Çünkü anotta elektron veriliyor. Bu elektronlar bakınız katota gidiyor. Bu da doğrudur. Şeması şöyle olan hücrenin potansiyeli diyor. Şimdi sevgili arkadaşlar biz bir pil tepkimemizi yazalım. Standart olanı. Nereye yazayım? Şuraya yazayım. Bir yer bulamadım kendime. Bakınız Bunları toplasam x katı artı y artı 2 suda ki yukarıda bana standart olarak verdiği değerlerde bu 1 molar. x artı 2 hemen baktım standartta bu 1 molar artı y katısı ve bunun potansiyeli standart potansiyeli artı 120 volttu. Pekala şimdi şeması x gene 1 molar kalacakmış Y 0 1 molar olacakmış. E Y'nin derişimi başta 1'di. 0 1 nasıl yaparım arkadaşlar? Aslında Y artı 2 iyonlarının bulunduğu kaba su eklediğinizi düşünün. Ki böylece biz derişimi azaltabiliriz. Kaba su ekleme ya da dibe çöktürme işlemi de yapabilirsiniz. Ben su ekleme dedim ama yani şunun derişimini 0 1 molara düşürsek bu durumda bunun derişimini azalttığımda denge ne tarafa bozulur sevgili arkadaşlar? Girenlere. Denge girenlere bozulduğunda pil potansiyeli azalır. Yani bu değerin 1.20 volt'tan daha az olması gerekir. Denge girenlere bozulduğu için o zaman bizim burada 1, 2 ve 3. ifadelerimiz ya da yargılarımız doğru olur. Bu tür derişim farklı verildiğinde su ekledim vesaire gibi düşünebilirsiniz yani. Bir başka örneğimiz. Şimdi burada sevgili arkadaşlar bakınız hidrojen elektrot kullanılmış yani gaz da var. Ee, birinci kabımızda magnezyum ve magnezyum iyonları var. İkinci kabımızda hidrojen iyonları ve platin elektrot kullanmışız. Şuradan da gaz gönderiyoruz. Der ki yukarıda verilen elektrosik kimyasal pile aşağıdaki işlemler uygulandığında tek başına hangilerinde pil potansiyeli artar? Şimdi önce neyi yazacağım? Pil tepkimesini yazacağım. Indirgenme potansiyeli magnezyumun eksi 237, hidrojenin 0. Demek ki burada hidrojenin indirgeniyor olması lazım. Yani burası katot olacak. Bu tarafta anot olacak. Hidrojenler 2 h artı suda indirgenecek sevgili arkadaşlar. Direkt denkleme geçiyorum. H2 gazına dönüşecek. Magnezyum elektrot ise elektron vererek yükseltgenecek ve magnezyum artı 2 iyonlarına dönüşecek. Bu bizim hücre tepkimemiz ya da pil tepkimemiz. Şimdi birinci kaba su ekleme diyor. Birinci kapta ne var? Magnezyum artı 2 iyonları var. O zaman sabit sıcaklıkta birinci kaba su eklediğimde magnezyum artı 2 iyonları derişimini azaltmış olurum. Şunu azalttık. O zaman denge ne tarafa bozulur arkadaşlar? Ürünler lehine bozulur onu magnezyum artı 2 iyonları derişimini arttırmaya çalışacak çünkü ürünler lehine bozulduğu için de hücre potansiyelimiz artacak demektir. Birinci de arttı. Bunu aldım. İkinci kaba sodyum hidroksit katısı ekleyip çözme. Şimdi bunun işi ne? Sodyum hidroksit bir baz. Çözeltide de hidrojen iyonlarımız var. Yani ben bu katıyı çözdüğümde çözeltide bulunan hidrojen iyonları Gelen hidroksit iyonları ile birleşip nötrleşecek yani suyu oluşturacak. Aslında bu katıyı ekleyip çözmem demek hidrojen iyonları suya dönüşüyor ya arkadaşlar hidrojen iyonları derişimini azaltmam demektir. E hidrojen iyonları derişimini azaltıyorsam ne olacak sevgili arkadaşlar e, bakalım dengede girenlerdeydi hidrojen iyonları derişimini azalttığımda denge girenler lehine bozulacak. Yani hücre potansiyelimiz azalacak. Hidrojen iyonları derişimini artırmaya çalışıyor. Çünkü ikinci kaba 2 iki molar derişimli HCl çözeltisi ekleme. Şimdi ikinci kapta hidrojen iyonları derişimimiz bizim 1 molardı. Biz buraya 2 molarlık hidrojen iyonu veren HCl'yi çözdüğümüzde son derişim birden büyük, 2'den küçük arada bir değer alacak. Yani yaptığımız bu işlem daha derişik hidrojen iyonları eklediğimiz için hidrojen iyonları derişimini artırmak demektir. E hidrojen iyonları derişimini artırırsanız denge ürünler lehine bozulur. Ürünler lehine bozulduğu için de hop lehine hücre potansiyelimiz sevgili arkadaşlar artacak demektir. Hidrojen gazının basıncını arttırma. Şimdi gaz burada. Hidrojen gazının basıncını artırıyorsanız siz eğer denge girenler lehine bozulur. Yani yaptığımda hidrojen gazının basıncını arttırdım. Bu durumda denge girenler lehine bozuldu. E girenler lehine bozulduğu zaman da hücre potansiyelimiz azalmış oldu. Hangilerinde artar diyordu? Sadece birinci ve üçüncü işlemlerde tek başına uygulandığında hücre potansiyelinin arttığını söylüyoruz arkadaşlar. Burada son örneğimiz arkadaşlar. Bize bir pilin şematik gösterimi verilmiş. Alüminyum gümüş pili var. E, o da koşullarında farklı derişimlerde iyon kullanarak çözeltleri hazırlanmış. Bunların hücre potansiyellerine E1, E2, E3 denilmiş. Buradaki bu değerler arasındaki ilişkiyi bulacağız. Aslında bundan sonraki videomuzda nörs denklemi var. Orada e, bunları tam olarak hesaplamalarını da yapacağız ama burada bir kıyaslama var. Şimdi ben önce bir e, pil tepkimesini yazayım. Alüminyum yükseltgeniyor anot. Gümüş artı iyonları indirgeniyor katot. O zaman alüminyum metali yani elektrot elektron vererek alüminyum artı üç iyonlarına yükselt yükseltgenecek anotta ve Gümüş artı iyonları katot yarı hücresinde bulunan gümüş artı iyonları da metalik gümüşe indirgenecek. Bir de alınan verilen elektron eşit olsun. Şurayı da ile çarptım. Şimdi ilkine bakıyorum. 1 molar alüminyum, 1 molar gümüş kullanılmış. Şimdi arkadaşlar iyon derişimleri yani bu katyonların derişimlerinin 1 molar olduğu bu E1 değeri aslında standart hücre ya da pil potansiyelidir. Derişimler 1 olduğunda standarttı. İkinciye bakalım ne yapmış? Alüminyumu 0,1 molar kullanmış. Gümüşü 1 molar almış. Peki ilk ile kıyaslayalım. Gümüş aynı iken alüminyum iyonları derişimini azaltmışsınız. O zaman alüminyum iyonları derişimini azalttığında denge ürünler lehine bozulacağı için bu durumda hücre potansiyeli artar. Yani E2 değeri standart hücre potansiyeli olan E1'den daha büyük olur. Çünkü denge ürünlere bozuldu. Bozu olur. Bu şekilde bakacağım. Şimdi üçüncüye bakalım. Bu sefer alüminyumu 1 molar almışım. Gümüşü 0,1 molar almışım. Yine birinci durumla karşılaştıralım. Yani standart olan 1,1 ile. Alüminyum aynı iken ben eğer gümüş iyonları derişimini azaltıyorsam çöktürerek ya da su ekleyerek bunu azalttığımda denge girenler lehine bozulur mu arkadaşlar? Bozulur. Sorsaydım da evet derdiniz. Yani denge girenlere bozulur böyle bir durumda. Ve birinci durumla yani standart olanla karşılaştırdığımda o zaman ben gümüş iyonlarının derişimini azalttığımda e, girenler lehine bozuluyorsa bu durumda E3'ün de E1'den daha küçük olduğunu buluruz. Yani bu standartlar bu hücre potansiyelleri arasındaki ilişki o zaman E2 büyük E1 büyük E3 olur arkadaşlar. Yani direkt derişimlerin farklılığına ee, bu şekilde karar verim. ikisinin de farklı olduğu, biri 0.05, biri 0.03. İşte o zaman hesaplama yapmak gerekir. Onun için bir eşitliğimiz var. Bundan sonraki videoda o eşitliği göreceksiniz. Nasıl hesaplıyoruz? Kıyaslayamayız çünkü. Hep birlikte ona bakacağız. Bu videoda da dengeyi etkileyen etmenleri yaptık arkadaşlar. Bundan sonraki videomuzda ners denklemi var. Derişimleri farklı olan pillerde potansiyel hesaplayacağız. Görüşmek üzere.